Sanırım bu konu herkese bildirilmiştir diye düşünüyorum. Haklısınız, evet. Gökhan Bey, özür dilerim. Ben biraz önce bilgisayardan bağlanmıştım ama tekrardan bilgisayarımdaki görüntü şeyin bağlantını kesmesi sebebiyle konuşmamı tamamlayamadım. Pardon Zannediyorum bu Sema arada. Hanım, Emel Hanım açıkladı. Aslında ben Tamam, şey teşekkür yapmak ederim. istemem, bölmek istemem. Tamam, Teşekkürler. teşekkür ederim. Şimdi kaydı almak için Necla Hanım aradı da o yüzden ben hani telefona bakmak durumunda kaldım. Sonunda da hani Gökhan Bey o kısmı Sema Hanımcığım söylemedim. Necla Hanım aradı o esnada. Sonunda da biz hani bunu Tukak okuyup okuduktan sonra hani düşüncelerimizi ve fikirlerimizi paylaşmak adına böyle bir geri bildirim isteyeceğiz isteyen katılımcılarımızdan ve onları derleyip yayınlamayı planlıyoruz. Hani bu Eylül-Ekim ayları gibi olacak. Ardından da bir Anıtkabir ziyaretimiz olacak. Öyle bir hani çalışmanın sonucunda da öyle bir sonlandırma çalışmamız olacak ve 29 Ekim'e kadar da bitirmiş olmayı planlıyoruz çalışmayı. Yani böylelikle de hani yeni katılan arkadaşlara da özetlemiş olalım. Sayın Başkanım, acaba başlasak mı diye düşünüyorum. Çünkü şu an Geç. 9'u biraz geçti. Evet, Kalan benim çocuk gelenleri Evren Hanım yeniden olduğu için ben ondan buyruk bekliyorum. Herkese iyi akşamlar. Evet, herhangi bir şey söylemek isteyen, paylaşımda bulunmak isteyen varsa alalım dediği gibi Sema Hanım'ın ardından da başlayalım o zaman. Hani bir şeyler paylaşmak isteyen, söylemek isteyen, başlamadan önce söz almak isteyen arkadaşlar varsa. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben de Gülten Hanım'ın yani link atmasıyla katıldım. Avukat Fatma Şahin, Öğretmen Okulları, Öğretmen Liseleri Mezunları Derneği Başkanıyım. Güzel bir çalışma olduğunu söylemişlerdi. Ben de katılıp sizi örnek alayım istedim. Ama şimdiki açıklamadan sonra Ankara'ya gelelim 29 Ekim'e kadar bitirelim deyince çok daha güzel oldu. İnşallah Ankara'ya gelirsiniz. Biz de sizi karşılarız. Buradaki programa eşlik ederiz. Güzel olur. Daha bir etkili bir çalışma olabilir diye düşünüyorum. Emeğinize sağlık şimdiden. Evet, ne güzel. Biz zaten o yüzden hani online biraz da istedik. Hani bazen mekanlar hani sınır oluşturabiliyor insanlar arasında ama artık dijital dünya biliyorsunuz bu sınırları yıktı. Böylelikle de evet biz de çok memnun oluruz gerçekten projenin sonunda böyle bir araya Ankara'da bir toplantı bir şey olursa güzel olur. Tabii, çok güzel olur. Belki başka bir işte etkinlik yaparız. Olabilir yani. Nasıl Tabii tekliflerinizi, bir proje? önerilerinizi açığız. Evet, bir proje yapabiliriz inşallah, güzel olur. İnşallah. Peki. Hanımcığım sizi göremiyorum. Ben acaba kameram mı kapalı? Ha Yok, evet gördüm gördüm. Tamam, var mı bir diyeceğiniz? Bırakalım mı Vedat Bey'e sözü? Ne evet, bence diyorsunuz? başlayalım. Çünkü sonra süreyi aşırma durumunda oluyoruz. Evet. Yine sorular olursa sormak istediklerimiz ya da aktarmak istediklerimiz söz alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Başkanım, buyurun lütfen. Sanıyorum İstanbul'a geri çağrılışım başlığıyla olan bölümden itibaren bu ikinci bölümü değerlendirecektik. İkinci toplantımızın konuları Evet. başında. Evet. Tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam 8 paragrafı yorumlayacağız. Yorumlarını bildirmek isteyen katılımcıların ben kısa bir bölüm okuduktan sonra yorumlarını bekleyeceğim. İstanbul'a geri çağrılışım. 8 Haziran 1919'da
İstanbul'a Harbiye Nazırı tarafından çağrıldığımı ve gizlice sorup soruşturmam üzerine kimler tarafından ne için istendiğini devlet adamlarımızdan birinin haber verdiğini daha önce başka bir münasebetle yaptığım açıklamada ifade etmiştim. O zat Genelkurmay Başkanlığı makamında oturan Cevat Paşa'ydı. Bunun üzerine İstanbul ile yapılmış olan yazışmaların bir kısmı öğrenilmiştir. Bu yazışmalar Erzurum'da görevden ayrıldığım tarihe kadar değişik Harbiye Nazırlarıyla doğrudan doğruya sarayla devam etmiştir. Şimdi Cevat Paşa dedi, o yazışmaları yaptığım zat Cevat Paşa dedi. Katılımcılara şunu ifade etmek isterim. Nutuk'ta Atatürk tarafından belirlenen bazı konular Atatürk'ün Hatırat Sayfaları adlı eserinde, Ulus Gazetesi'nde daha önce yayınladığı anılarında bir bölümü Hatırat Sayfaları adıyla yayınlanmıştır. Hatırat sayfalarında geçen Cevat Paşa, Atatürk İstanbul'dan ayrılırken de Genelkurmay Başkanlığı katında idi. Orada hatırat sayfalarında bir gün artık Samsun'a gitmeden birkaç gün önce damat Ferit Paşa'yla bir araya gelir Mustafa Kemal Paşa. Toplantıda Cevat Paşa da vardır. Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da ne yapacağını, ne kadar bir coğrafyaya, hangi birliklere, kimlere emir verme yetkisinin olacağını merak etmiştir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın başka şeyler yapabileceğinden de kaygılıdırlar. Böyle bir toplantıya katılmışlar. Toplantıda Cevat Paşa, hatırat sayfalarında belirtildiği gibi, Cevat Paşa olabildiğince Mustafa Kemal Paşa'ya yardımcı olup damat Ferit Paşa'nın kaygılarını gidermeye çalışmıştır. Damat Ferit Paşa'nın yanından birlikte çıkarlar ve Nişantaşı Caddesi'nde birlikte kol kola yürürler. Cevat Paşa o akşam Mustafa Kemal Paşa'ya sorar. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Evet paşam, bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin. Mutlaka muvaffak olacağız. Birbirimizden ayrıldık. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'nın anılarında yazdığı, Ulus Gazetesi'nden alınmış hatırat sayfalarında bulunan sözleridir. Biraz daha ayrıntılıdır. Ben özet olarak sizlere sunmuş oldum. Şimdi bu paragrafla ilgili yorum yapmak isteyen katılımcıların yorumlarını alalım. Meltem Hanım, buyurun. İyi akşamlar herkese. Şimdi İyi akşamlar. Cevat Paşa aslında bir yandan burada yani hem Mustafa Kemal Atatürk'e bu konuda destek verebildiğini, yani o şartlarda bir yandan da saraya karşı bu aradaki geçişi sağlayan kişi olduğu söylenebilir mi? Bir de yani ben mesela şu an notu okumadan önce şu an bu sayfaları Mustafa Kemal Atatürk'ün bunlara çok daha önceden planladığını bu kadar açık hiç bilmiyordum. Yani bu çok önemli bir konu aslında yani. Bugün okuyarak geldim. Geçen hafta kitabı temin edememiştim. Yani aslında daha önce yapılan her şeyi adım adım görüşmeleri yapılarak ilerleyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Doğru diyorsunuz. Geçen hafta da okuduğumuz ve yorumladığımız paragrafların birinde Mustafa Kemal Paşa önceden yaptığı Kurtuluş Savaşı tasarımını
tamamını elbette açıklamayacaktım. Bunları sırası geldikçe gerekenlere ve ulusumuza açıklamam gerekiyordu diye açık açık nutukta belirtmektedir. Dolayısıyla belirttiğiniz gibi 1918 yılında onun sonlarında Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken başladığı bir tasarımdır Mustafa Kemal Paşa'nın. Dolayısıyla Cevat Paşa da dediğiniz gibi iki arada bir derede diyelim kalmış olmasına karşın Mustafa Kemal Paşa'ya olabildiğince yardımcı olmaya çalışmış Genelkurmay Başkanlarından biridir. Buyurun Gökhan Bey. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Damat Ferit Paşa, Ferit'le ilgili. Çünkü Damat Ferit Paşa demek istemiyorum. Damat Ferit demek istiyorum ve biliyorsunuz dört sefer Vahdettin tarafından başbakanlık diyebileceğimiz Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na getirilmiştir. Ve kesinlikle başından beri İngiliz mandasını istiyor ve de Vahdettin de bunu istiyor. Bu anlamda Damat Ferit Paşa'ya, yani Damat Ferit derseniz sadece sevinirim, onu söyleyecektim. Teşekkürler. Sağ olun, tabii ki. Anlıyorum sizi. Bütün katılımcılar da anlıyorlardır. Sadece İngiliz himayesini istemekle kalmaz Damat Ferit. Damat Ferit aynı zamanda Vahdettin'le birlikte İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin de üyesidir. Yani böyle bir başbakan diyelim. Ali başbakan. Kemal de beraberdir o cemiyetin üyesi. Ali Kemal de o cemiyetin üyesidir aynı şekilde. Tabii Ali Kemal üyesidir. Başka bir takım şahıslar da vardır. Rahip Fruğ'un kurmuş olduğu ve başkanlığını yaptığı, bir İngiliz rahibin başkanlığını yaptığı bir cemiyettir. İngiliz Muhipler Cemiyeti. Yani İngiliz Sevenler Cemiyeti diyelim. Böyle bir durum bugünlerde günümüz içinde sık sık yurttaşlarımızın yorumladığı bir durumdur. Günümüz koşulları için. Evet, başka yorum yapmak isteyen katılımcı var mı? Şimdi o zaman ben şunu ekleyeyim. Paragrafın sonunda Atatürk şöyle bir cümle kurmaktadır. O halde yapılacak teşebbüs ve faaliyetlerin bir an önce şahsi olmak niteliğinden çıkarılması mutlaka bütün bir milletin birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve temsil edecek bir heyet adına olması gerekliydi. Bu cümlenin anlamı topyekün savaş anlayışıdır. Yani Mustafa Kemal bu cümleyle bütün bir ulusu Kurtuluş Savaşı'nın içine katmak istiyordu ki önümüzdeki ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Sakarya Savaşı sırasında çıkarılan Mükellefiyet-i Tekilife Kanunu, yani Mükellefiyetler Kanunu aslında, evet, ordunun gereksinimleri için çıkarılmış bir kanun gibi görülse de bir yanıyla bütün ulusu, bütün toplumu savaşın içine katmak için yapılan da çıkarılmış da bir yasaydı. Tekalif-i Milliye Kanunu. Çünkü ulus kendinden ne kadar çok parça bu savaşa katarsa o kadar savaşın içinde kendini hissedecektir. Dolayısıyla ulusun tamamı diyecektir ki evet, bu savaş Türk Kurtuluş Savaşı benim savaşım diyecektir. Mustafa Kemal Paşa bu cümleyle bunu kastetmektedir. Yani bu Kurtuluş Savaşı'nın bir topyekün savaş olduğunu bize belirtmektedir. Şimdi diğer bir paragrafa geçiyorum o zaman. İkinci paragrafımız Sivas'ta genel bir kongre toplanması kararı paragrafı.
Onu da özet olarak girişini okuyayım. Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulanma zamanı gelmiş oluyordu. Hatırınızdadır ki o nokta Anadolu ve Rumeli'deki milli teşkilatları birleştirerek bir merkezden temsil ve idare etmek üzere Sivas'ta genel bir milli kongre toplamaktı. Bu gayenin gerçekleştirilmesi için yaverim Cevat Abbas Bey 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırdığım genelgenin esas noktaları şunlardı. Cevat Abbas Bey dediği Cevat Abbas Gürer'dir. Cevat Abbas Gürer'in Atatürk'ün yaveri olarak yazdığı değerli bir anıları vardır. Onun da incelenmesi katılımcılar için çok değerli olacaktır. Cevat Abbas Gürer'e o gece Mustafa Kemal Paşa Amasya'da Amasya genelgesini dikte ettirir. 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta hemen milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Bir iki madde daha var, onları da yorumun sonuna doğru okumak isterim. Şimdi bu paragrafla ilgili yorum yapacak katılımcılarım işaret buyursunlar. Meltem Hanım. Şimdi yukarıda topyekun bir savaş için aslında söylediğimiz o halde diye başlayan yerdeki cümlelere karşılık aslında burada alınan karar milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktırla ilişkilendirdim ben. Evet, tamamen katılıyorum. Doğru ilişkilendirdiniz. Topyekun savaş koşullarını burada da Atatürk Amasya genelgesinde de olduğu gibi ortaya koymaktadır. Bir de buradaki bu kararı verirken millete verirken bu karar aynı zamanda milletin içinden bir temsil heyetinin ortaya çıkmasına yani. Evet. O da aynı zamanda milletin temsil edilmesine yol açacak ve aslında yani kişisellikten daha böyle daha iyi zemine oturmuş olacak diye. Evet, bunun içinde biliyorsunuz müdafaa-i hukuk dernekleri vardı. Onlar başlangıçta Trakya ve Rumeli müdafaa-i hukuk dernekleri ile Anadolu müdafaa-i hukuk dernekleriydi. Fakat daha sonra yine Mustafa Kemal Paşa'nın alacağı bir kararla Erzurum Kongresi'nde artık bu iki dernek birleştirilerek Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk dernekleri olarak Kurtuluş Savaşı'nda adını sıkça duyuracaktır. İşte bu derneklerin gönderdiği temsilciler ulusun temsilcileri olduğu için ulusun tamamı aslında savaşa katılmış oluyordu. Topyekün savaş gerçekleştiriliyordu. Evet, başka katılımcı. Sema Hanım buyurun. Ben de şunu söylemek istiyorum. Biraz önce sizin işaret ettiğiniz gibi hem Trakya'daki hem Rumeli'ndeki hem de Anadolu'daki Doğu vilayetlerini kapsayan bölümde dahil Anadolu'daki delegeleri bir araya toplamaktı, temsilcileri bir araya toplamaktı niyet. Ama öncelikle bu Cevat Abbas Bey'e not ettirmeden önce bu Amasya tamimi diye geçen
yönergeyi Abbas Bey'e not ettirmeden önce onun hazırlığını yapmış ki 18 Haziran tarihinde, 18 Haziran 1919'da Trakya'ya bu yönerge öncelikle tebliğ ediliyor. Daha sonra da kaleme alınıyor. Yani hani her şey çok planlı. Biraz önce de ifade edildiği gibi. 21'ini 22 Haziran'a bağlayan tarihte, yani tam 4 gün sonra Amasya'da bu kaleme alınmış oluyor. Ama öncesinde zaten diğer bir an önce delegelerin, temsilcilerin gönderilmesi için Trakya'ya bu tamim iletilmiş oluyor. Evet. Dikkatimi çekmişti, evet. Evet. Ben de bir şey, yani bir fikrimi daha doğrusu paylaşmak istiyorum. Hani ne dersiniz diye Vedat Bey sizle ve diğer arkadaşlarla da. Aslında hani bu hem kongreler, yönergeler, bu delegelerin seçimi vesaire, aslında Atatürk'ün biraz daha hani dış güçlere karşı, hani Anadolu'daki bu birlik bütünlük duygusunu ya da şeyini göstermek ve savaşı ya da işgali engellemek adına aslında bir siyasi bir çalışma olduğunu hani öyle hissettim. Yani aslında çünkü savaşacak hani yani ordu vesaire dağılmış olduğu için aslında biraz da bir siyasi taktik de gidiyor gibi. Yani öncesinde hani bu birleşme, bu çünkü duyuruyor falan, yani hani bunu özellikle, ve hükümetin herhangi bir durumda pasivize kalmasını da galiba tahmin ediyor ki hemen onun yerine hiçbir boşluk bırakmayacak bir delegeler sistemi, bir meclisi de organize ediyor. Yani Kurtuluş Savaşı ve savaşmak bir yandan, ama bir siyasi bir burada bir stratejisi de var gibi görünüyor. Ne dersiniz? Elbette ki var. Yalnızca İtilaf devletlerine değil bu, aynı zamanda İstanbul hükümetine de. Evet. Çünkü İstanbul hükümeti zaten İtilaf devletlerinin hemen her dediğini kabul ediyor. Şimdi bunun karşısına hem İtilaf devletlerine hem İstanbul hükümetine hem de elbette Türkiye'deki, Anadolu'daki bu durumu izleyen dünyanın diğer devletlerine karşı Atatürk, Anadolu'nun bir ve beraber olduğunu ve Anadolu'daki Türklerin kendi egemenliklerine sahip çıkmakta olduklarını aslında belirtmiş oluyor, dediğiniz gibi. Çok doğru. Gökhan Bey, buyurunuz. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Bakın, Amasya genelgesi dediğimiz zaman, demin Sema Hanım da tarihi verdi, 22 Haziran'dan bahsediyoruz. 22 Haziran 1919 ve her şeyin çok başı, hatta bu Amasya genelgesini yanlış hatırlamıyorsam, Vedat Bey yanlış söylüyorsam düzeltin beni, Refet Bel'e imzalamak istememiştir. Ve belli belirsiz bir işaret koymuştur oraya, onun olduğuna dair hiç benzemeyen bir şekilde. Ki bakın, 22 Haziran 1919'dan bahsediyoruz. Biz bundan daha sonra, yani şeye geldiğimiz zaman, Sakarya Savaşı'na bile geldiğimiz zaman, Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra bile bu en yakın arkadaşları, yani durumun daha iyi anlaşılması için bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, bunların hiçbiri padişahlığın kaldırılmasını istemiyorlar. Bırakın hilafeti, padişahlığın bile kaldırılmasını istemiyorlar. Yani daha Amasya genelgesindeyiz bakın. Yani aradan o kadar zaman geçecek, o zaman bile Atatürk'e karşı direnecekler. Şu anda neyse, sadece o andaki durum, kimse şey olmak istemiyor. Yani dediğim gibi Atatürk'ün en yakın arkadaşlarının dahi böyle bir düşüncesi yok. Ne cumhuriyet kurmak istiyorlar, ne padişahlığı kaldırmak istiyorlar, ne de hilafeti kaldırmak istiyorlar. Teşekkürler. Haklısınız. Bu konulara önümüzdeki süreçte zaten geleceğiz, inceleyeceğiz. Hatta Amasya genelgesinin imzalanması konusunu bu akşam ayrı bir paragrafta göreceğiz zaten, yorumlayacağız. Ama teşekkür ediyorum size. Başka yorumlamak isteyen katılımcı var mı? O zaman ben
falan diğer maddeleri okuyarak sürdüreyim bu paragrafı. Altıncı madde, bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenine kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar. 8. Doğu illeri adına 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere hareket ederler. Görüyorsunuz ki bu yazdırdığım hususlar zaten vermiş ve 4 gün önce Trakya'ya tebliğ etmiş olduğum bir kararın bir genelgeyle Anadolu'ya da bildirilmesinden ibarettir. Şimdi Trakya'ya tebliğ etmiş olduğu genelgeyi daha önceki yorumlamadığımız sayfalarda benim elimdeki nutuka göre 14. sayfada görebiliriz. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarlı yeni bir karar olmadığı zannımca kolaylıkça takdir buyurulur. Bu noktanın aydınlatılması için arzu buyurursanız küçük bir açıklamada bulunayım. Efendiler, o müsbette işte bu kağıtlardır. Kağıtları gösteriyor eliyle mecliste. 4 maddeliktir. Şimdi Atatürk neden 4 maddeliktir diyor. Ama biz 8 madde okuduk. Çünkü 4. maddeden sonraki 5, 6 ve 7 ve 8. maddeler aslında delegelere gönderilmemiştir. Çünkü gizli maddelerdir. Ayrıca gizli telgraflarla daha sonra bildirilecektir. Bir de görevi dolayısıyla Kurmay Başkanım olan Albay Kazım Bey'in ki Kazım Dirik'tir bu. Şimdiki İzmir Valisi Kazım Paşa diyor Atatürk. Kurmay heyetinden tebliğ işleriyle görevli memur Hüsrev Bey, yani Hüsrev Gerede, askeri makamlara şifreleyen yaverim Muzaffer Bey'in, yani Muzaffer Kılıç'ın ve sivil makamlara şifreleyen bir memur efendinin imzaları vardır. Bunlardan başka daha bazı imzalar vardır. Görüldüğü gibi Atatürk diyor ki Amasya genelgesinde 23 Temmuz'da Erzurum'da bir Doğu illerini kapsayan bir kongre toplayacağız. Bu kongrede toplanan delegelerle birlikte Anadolu'nun diğer yerlerinden gelecek delegeler Sivas'ta toplanacak olan genel kongreye katılmak üzere şimdiden hareket etsinler. 21-22 Haziran 1919 gecesi bu genelgeyi yayınlıyor. Daha sonra göreceğiz. O katılımcılar da Sivas Kongresi'ne gelerek katılacaklardır. Şimdi bu okuduğumuz paragraf için başka yorum yapmak isteyen katılımcı var mı? Evet, yoksa diğer bir paragrafa geçiyorum. Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı. Şimdi Gökhan Bey'in biraz önce söylediği, belirttiği, üzerine basarak işaret ettiği bir konuyu inceleyeceğiz. Onu da başlangıcına özet olarak okuyorum. Şimdi imza meselesine gelelim. Ben müsveddenin yeni gelen arkadaşlar tarafından da imzalanmasını istedim. O sırada
Rauf ve Refet Beyler benim odamdaydı. Fuat Paşa da başka bir odada bulunuyorlardı. Rauf Bey misafir olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendini ilgili ve yetkili görmediğini nazikçe ifade etti. Bunun tarihi bir hatıra olduğunu ileri sürerek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imzaladı diye devam ediyor. Yorumlar evet. Zehra Hanım buyurunuz. Başkanım kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım ama iyi çalışmalar diliyorum. Yeni katıldım, bu yüzden de biraz sıkıntılı olabilir ama şöyle bir şey düşünüyorum. Siz bu çalışmaları Mutluluk'ta daha önceden konuşmuş olabilirsiniz. Ben biraz geç katıldığım için geçen seferki bölümlere de katılamadım, bilemiyorum ama eğer katıldıysanız da kusura bakmayın, yani onlar geçtiyse de. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu Nutuk'ta da çok net göremediğim için söylüyorum bunu, merak ettiğim için. Atatürk bu tür çalışmaları yaptığında daha önceden planlama aşamasında altyapı olarak bir STK çalışması yapmış mıydı? Bu STK çalışmaları içinde nasıl bir yer yaptıysa nasıl bir girişimde bulundu? Nasıl STK'lar kurdu? Bu konuda bir bilginiz var mı? Ya da bilen arkadaşlar var mı? Bilemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşa ilk harp akademilerinden ayrıldıktan sonra bir genç kurmay yüzbaşı olarak ilk olarak Şam'a gönderilir. Ve oradan itibaren artık yurt içinde ve yurt dışında görev yapmadığı yer, ayağını basmadığı Anadolu toprağı neredeyse kalmamıştır. Dolayısıyla görev yaptığı her yerde güvenilir, yurtsever insanlarla sürekli iletişim halinde olmuştur. Dolayısıyla elbette ki STK'ları, yani bugünkü anlamıyla sivil toplum örgütlerini bu işe katmıştır. İşte bunlardan en önemli iki tanesi Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği ile Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği'dir. Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği'dir. Yani Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Dernekleri'dir. Dolayısıyla Atatürk önceden görev yaptığı yerlerde Müdafaa-i Hukuk Dernekleri kurarak Kurtuluş Savaşı'nın planlaması içine bu müdafaa-i hukuk derneklerini koymuştur. Onlarla birlikte Anadolu'yu peşine sürüklemiştir. O nedenle sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Uygar ve gelişmiş batı toplumlarında çok daha önemli ve güçlüdür. Bizde de güçlü olmaya başlamıştır. Biraz geç kaldık ama umarım bundan sonrası için daha güçlü sivil toplum kuruluşları görürüz. Bunlar zaman zaman hükümetlerin çalışmalarına yön verirler. Hatta yanlış yapılan çalışmaları da engellerler demokratik yollarla. Bu açıdan önemlidir. Atatürk'ün de başvurmuş olduğu bir yöntemdir. Ben şöyle şey düşünmüştüm yani sizin açıklamalarınızdan. Yani halkın bu savaşı kendi Kurtuluş Savaşı olarak algılayabilmesi için konuşmaları yapmıştır dediğinizde, halkı bunun içine sokabilmek için en altından da bir STK'nın olması gerektiğini düşünmüştüm. Çok teşekkür ediyorum açıklamanız için. Böyle başlıyor. Yani halkın içine dokunabilmek, onları bu işin içine katabilmek açısından bir yöntem, çok akıllıca bir yöntem. Örnek almamız gereken bir yöntem oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şahizan Hanım buyurun. Merhaba herkese. Ben de biraz geç katıldım, özür diliyorum. Ben bir önceki konuşmamızın bölümün sonunda elimi kaldırmıştım fakat siz görmediniz. Oradan başlayacağım. Çektiği telgraflarda bile birden fazla isme ve onların imzasına yer veriyor. Buradan şunu anlıyoruz. Atatürk gerçekten iyi bir sosyolog. Halkı çok iyi tanıyor.
ileride olabilecek, yani tek başına yapılmış şeylerde ikinci bir insan olmadığı için şahit göstereceği insan olmadığı için onu kanıtlayacak belgeleri kanıtlayacak şeyleri en baştan önlemleri almış, birden fazla imzayla göndermiş bütün emirlerini ve şifreli telgrafları. Burada bir de şöyle ben hissediyorum. Evet, arkadaşlarıyla, çok yakın arkadaşlarıyla bir zorlu bir yola çıkmış ama hiçbir arkadaşına da kendisi kadar güvenmediği için kendine sır olarak sakladığı şeyleri sonradan herhangi bir itiraz olmasın diye kendine not almış ve onları da belgelemiş. Çok profesyonelce, işin en başından beri profesyonelce arşivlere çok güzel kanıt olacak belgelerle Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüş ve aynı zamanda da halkın o fakir, savaştan çıkmış olduğu o fakirliğini bilerek yanına aldığı arkadaşlardan da, çeşitli şehirlerden aldığı arkadaşlardan da zannediyorum maddi olarak da destek alıyor muydu acaba Vedat Bey? Çünkü hayır, halktan alacak bir şey yok. Bu hayır, giderler nasıl? Onu da ilerideki bölümlerde göreceğiz, okuyacağız ve yorumlayacağız. Kongreler, kongre giderleri falan. Evet, hepsini yorumlayacağız. Peki. Giderlerin nereden karşılandığını. Peki. Peki bu kanıtlar, yanındaki tanıklar, onlarla ilgili görüşlerimi nasıl yorumlayacaksınız? Şöyle, şimdi Atatürk bunları nutukta söylüyor. Önümüzdeki ilerleyen bölümlerde özellikle Rauf Bey, Rauf Orbay, Kazım Dirik, diğerleri, Kazım Karabekir Paşa efendim, diğerleriyle ilgili de bazı belgeler ortaya koyacak. Biraz önce Gökhan Bey'in de söylediği gibi aslında ne kadar yalnız olduğunu nutkun sonunda birlikte göreceğiz. Ama şimdi bu bölümleri yorumlamakla yetinelim. Evet. İleriki bölümlerde bu konuların hepsine değineceğiz. Teşekkür ederim. Küçük ben bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Sadece deminki bir arkadaş sormuştu cemiyet STK'larla ilgili. Şunu altını çizmek isterim. Mesela Trakya da kurulmuş STK sadece Trakya bölgesini düşünüyor bakın. Yani bütün ülkeyi düşünen bir şey yok, STK yok. Onun altını çizelim. Karadeniz'deki Karadeniz bölgesini düşünüyor sadece. Orada ben burayı nasıl kurtarırım diye. Bunlar kesinlikle birbiriyle şey değil, bağlantılı değil. Yani böyle bir var, küçük küçük var ama herkes kendini kurtarma peşine düşmüş. Teşekkürler. Çok haklısınız. Kurtarma peşinde de demeyelim ona, nasıl hayatta, yaşamda nasıl kalabiliriz? Yani her bölgede, her ilde hemen hemen o ilin belki aydınları, aydın diyebileceğimiz kişileri bir araya gelip bir STK, bir sivil toplum kuruluşu, bir cemiyet oluşturmuşlar. Ve biz bu olayların sonunda yurdumuz işgal edildiği zaman yaşamımızı nasıl sürdürebiliriz? Aslında onun derdindeler. Öyle kurulmuş cemiyetler, dernekler bunlar. Ama onları bir topyekün savaş için bir araya getirme becerisini gösteren, bunu düşünebilen ve gerçekleştirebilen bir bilge kişi var. Mustafa Kemal Atatürk. Evet efendim. Başka yorum var mı? Ben bir şey eklemek istiyorum. Şöyle. Yani Atatürk'ün kişiliğiyle böyle genel, nasıl söyleyeyim, şahsiyetiyle ilgili diyeyim, hayretler içinde kalıyor. O kadar kararlı ve korkusuz ki kullandığı cümleler, mesela diyor ki ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim diyor. Yani evet, gözünü karartmış, ölümü göze alıyor. Bu ileriki sayfalarda hep karşımıza çiziyor. Korkusuzluk birinci ilkesi gibi.
bu Sivas'a giderken Dersim diye bir bölgede Eşkıya'nın yolu tuttuğundan bir haber geliyor mesela, orada da yine göze alıyor korkusuzlukla. Ölümü göze alarak hareket ediyor. Her önüne çıkan sette, her bariyerde korkusuzluk birinci ilkesi. Ama öte yandan çok da enteresan, altta bir yerde de bir yerde diyor ki Ankara'ya Fuat Paşa'nın yanına gelmiş, bana haber göndermemiş diye bahsettiği kişiyi sitem ediyor. Pek güzel ama diyor, adını saklamak suretiyle beni üzmenin anlamı var mıydı? Ya bu kadar da ince, naif bir hassasiyet gösteriyor. Bu kadar küçük bir şeyden de üzülebiliyor yani. Üzüldüğünü de dile getiriyor. Böyle ben bunları okuyunca gerçekten kişiliğiyle ilgili çok çarpıcı şeyler yakalıyorum. Evet. Ben bir taraftan... Pardon? Fuat Paşa ile Ankara'dan Amasya'ya gelirlerken, aslında Amasya değildir de Havza'ya gelişlerini tasarlamışlardır. Ancak Mustafa Kemal Paşa Merzifon'daki İngiliz birliğinin Havza'ya bir saldırı yapacağını düşündüğü için Havza'dan 28 Mayıs'ta Amasya'ya geçmiştir. Dolayısıyla Rauf Orbay'ı da Amasya'ya gelmesini sağlamıştır. Amasya'ya gelirlerken Ali Fuat Paşa'dan Rauf Orbay benim kimliğimi söylemeyiniz diyor. Evet. Evet, yani İstanbul hükümetinden herkes korkuyor tabii, böyle bir Mustafa Kemal Paşa ile birlikte olmak herkesin gösterebileceği bir cesaret işi olmadığı için Rauf Orbay saklamak gereğini duyuyor. Evet. Ama o da çok rahatlıkla bundan duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Bu evet. Çok naif tarafı. Diğer bölümlerde yine bunları biraz daha ayrıntılarıyla göreceğiz. Şimdi diğer bir bölüme, diğer bir paragrafa geçiyorum. Başkanım, ben de bu noktada bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Rauf Bey kimliğinin saklanması, yani öncelikle Ali Fuat Paşa'nın telgrafı çekerken ondan söz ederken isim vermemesi ve bunu Rauf Bey'in kendisinin istemiş olduğunu, esasen Atatürk burada hani kim olacağını tahmin edebilir ama buna zaman yok diyor satırlar arasında, bunu düşünecek bilmece çözecek zaman yok. Bundan dolayı aslında erinti ediyor, üzüntü bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama biraz önce Şaheser Hanım'ın belirttiği gibi Atatürk müthiş bir sosyolog vurgusunu yapmıştı. Aynı zamanda bir psikolog. Yani esasen Rauf Bey'in ismini orada adını ifade ettirtmemiş olması, saklamış olmasından da onunla ilgili bir varsayımda bulunabiliyor, bir çıkarımda bulunuyor ve önden hatta ki bu sonrasında tabii ki Amasya genelgesine imza koymakta tereddüt etmesi de bunu vurguluyor. Bütün bu davranışsal ve davranışsal şeyler, yaklaşımlar Rauf Bey'e ileriye dönük olarak da ne kadar güvenip güvenmemesi konusunda da kendisine işaret oluyor aslında. Yani bunlar bir belirti ki biraz önce ifade edildi, ileriki şeylerde, bölümlerde çok farklı noktaları da göreceğiz zaten okudukça. Tekrar değerlendireceğiz ama daha işin başındayken kimlerle hani arkadaşları, sevdiği, güvendiği ya da geçmişte birlikte çalıştığı arkadaşları yanında olmakla birlikte onlara ne kadar güveneceği konusunda da bir çıkarımda. Yani bu bir psikoloji gerektiren, yani insan psikolojisini iyi tahlil eden bir fikir adamı aynı zamanda. Şahiser Hanım bir şey daha belirtmişti. Bütün bu belgeleri biriktirmiş, toplamış diye. Aslında bunlar içinde bir örgüt kurmuştu zaten İstanbul'dan çıkmak üzere. Halif Rıfkı Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri adlı eserinde. İki tane elimde vardı. Birisi 1955 baskısı, Şürsel Yayınları'ndan çıkmıştı. O gün basılan Kıbrıs basımıdır. Daha sonra 1981 yılında aynı Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri Kültür Bakanlığı'nca da yayınlanmıştır.
Faruk Rıfkı Atay der ki Bandırma vapuru sadece Mustafa Kemal Paşa'nın yanında bulunan birkaç askerden ibaret değildi. Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Paşa bir savaş karargahı kurmuştu ve Bandırma vapurunda o karargahını götürüyordu. İşte bütün bu belgeler, Şahiser Hanım'ın söylediği o belgeler, o savaş karargahı tarafından savaşın sonuna kadar tutulmuş olan belgelerdi. O nedenle Nutka da bu belgeler sığacak gibi değildir ama başka yayınlarda da bu belgeleri bulabiliriz. Diyorum ve şimdi diğer bir paragrafa geçiyorum. Milli gaye ile ortaya atılma kararı. Bu iki vali beyler ile, iki vali bey dedi, Erzurum valisi Münir Bey ve Bitlis valiliğinden İstanbul hükümeti tarafından görevden alınan Mazhar Müfit Bey, ki Mazhar Müfit Bey daha sonra Erzurum'dan itibaren Erzurum'a gelecek Bitlis'ten ve Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar Mustafa Kemal Paşa'nın yanında duracaktır. Mazhar Müfit Kansu. Onun da iki cilt halinde Mustafa Kemal Paşa'yla beraber olduğu günlere ilişkin anıları vardır. Çok değerlidir. İncelenmesini öneririm. Bu iki vali beyler ile 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve yanında bulunan Rauf Orbay Bey, Rauf Bey, eski İzmit Mutasarrıfı Süreyya Bey, karargahıma bağlı Kurmay Başkanı Kazım Bey, Kurmay Hüsrev Bey, Hüsrev Gerede ve Doktor Refik Saydam Bey daha sonra Sağlık Bakanı olacaktır. Arkadaşlarımla ciddi bir görüşme yapmayı uygun buldum. Kendilerine genel ve özel durumu açıklayarak tutulması gerekli olan yolu anlattım. Bu münasebetle en elverişsiz durumları, genel ve şahsi tehlikeleri, her ihtimale karşı göze alınması kaçınılmaz olan fedakarlığı dile getirdi. Bir de milli gaye ile ortaya atılacakların, bugün yok edilmesini düşünen yalnız saray, hükümet ve yabancılardır. Ancak bütün memleketin aldatılmasını ve aleyhimize çevrilmesini de ihtimalden uzak tutmamak gerekir diyor bu paragrafta. Devam ediyor. Bu paragrafla ilgili katılımcıların yorumlarını bekliyorum. Sesiniz gelmiyor Şahiser Hanım. Burada en yakın çevresiyle artık tehlikenin yani ülke için, ulus için tehlikenin büyüklüğünü direkt onlarla konuşmaya başladığı ilk toplantı zannediyorum. Daha önce çeşitli genelgelerle çevresini bilgilendiren, onlara uyarıcı bilgiler gönderen Atatürk burada direkt tehlikenin büyüklüğü, sadece kandırılan saray değil, sarayın da yaşayanlar ve çevresi değil, aynı zamanda bütün vatanın tehlikede olduğunu direkt söyleyerek onların dikkatlerini vatanın tehlikeye girmiş olmasını, dikkatleri oraya çekerek bunu sağlamış diye düşünüyorum bu paragrafta. Doğru söylüyorsunuz. Aynı zamanda bu paragraftaki tehlikeleri ve güçlü koşulları söyleyerek diyor ki bu paragrafta, bugün burada olanlar eğer buna katlanamayacaklarsa bugün kararlarını verip ayrılabilirler. Ancak benimle birlikte devam edecek olanlar, bu yolda yoldaşım olacak olanlar bilsinler ki bu zorluklara hep birlikte katlanacağız. Ve bundan da dönmek yoktur. Ayrıca belirtiyor ki
bunun önderliğini yalnızca ben yapacağım diye bir savım yoktur. Eğer bu önderliği üstlenmek isteyen başka arkadaşlar varsa onlar da düşüncelerini açıklayabilirler. Demekle aslında yola çıkmış olduğu ülkünün asıl amacının kendisinin bir cumhuriyet kuracak olan, bir devlet başkanı olacak olan, yeni cumhuriyetin yeni devlet başkanı olacak olan birisi olarak görmüyor. Önemli olan ulusun kurtuluşudur diyor. Bunun önderliğini yapmak isteyenler bugün hemen o önderlik için ortaya atılabilirler diyor. Ancak daha sonra arkadaşları elbette ki Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğini hep birlikte onaylıyorlar. Buyurun Sema Hanım. Sesiniz gelmiyor. Sema Hanım, sesinizi açalım. Özür. Özür dilerim. Bu bölümde şunu da vurguluyor. Bu görevin tehlikeli ve eğer ki yapmak istemeyen varsa şu andan itibaren hani ayrılmalarını vurguladıktan ayrı. Bu görevi üstlendiğiniz söz konusu görevi resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından yapılamaz diyor bu görev. Bunu burada bu tutumu bir ölçüye değin yürütülebilir ama artık o dönem de geçmiştir diyor. Zaten o dakikaya kadar kendisi de üniformayı çıkartıncaya kadar görevi teslim edinceye kadar zaten o imkanları kullanmıştı. Arkadaşlarını açıkça ortaya çıkarak milletin hakları adına yüksek sesle bağırmak ve bütün milletin bu sese katılmasını sağlamak gerekir diyor. Yani bu ifade edildiği gibi milletin de uyandırılarak aynı oranda katkı koyması için de yapılması gerekenler konusunda arkadaşlarına bir ön veriyor. Evet. Bir başka paragrafa geçiyorum. Resmi sıfat ve yetkilerimi bırakarak milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek vicdani göreve devam etme kararı. Bir iki cümle okuyayım. Harbiye Nezareti İstanbul'a gel diyor. Padişah önce hava değişimi al, Anadolu'da bir yerde otur. Fakat bir işe karışma diye başladı. Daha sonra ikisi birlikte mutlaka gelmelisin dediler. Gelemem dedim. Sonunda 8-9 Temmuz 1919 gecesi sarayla açılan bir telgraf başı görüşmesi sırasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır süre gelen oyun sona erdi. İstanbul o dakikada benim resmi görevime son vermiş oldu. Ben de aynı dakikada 8-9 Temmuz 1919 gecesi saat 22.50'de Harbiye Nezaretine, saat 23'te padişaha resmi görevimle birlikte askerlikten de ayrıldığımı bildiren telgrafları çekmiş oldum. Durum tarafından ordulara ve millete duyuruldu. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerinden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam ettik. Buyurun, yorum yapmak isteyen katılımcılar. Nur Hanım. Merhaba. Tekrar yolda olduğum için kameramı açamıyorum, kusura bakmayın, hani rahatsızlık vermek istemem. Şöyle çok hızlıca benim kendi zihnimde oluşan, şimdi başlarken bir şey söylediniz, çok içim ferahladı açıkçası. Nutuk'u
ilk kez ve utanarak söylüyorum, ilk kez okuyan biri olarak ilk seferde anlamanın ve yorumlamanın çok da mümkün olmadığını söylediniz. Yüreğime bir parça su serpildi bu anlamda. Çünkü hakikaten zorlanıyorum okurken, anlamaya çalışırken epey efor sarf ediyorum. Kendimce zihnimde oluşan bir soruyu size sormak isterim. Özellikle hani bu bölümle de ilgili. Şimdi görevinden istifa ediyor ve tamamen artık bu saatten sonra sivil biri olarak yani görevine devam ediyor. Günümüz koşullarıyla karşılaştırdığımda şimdi hani iletişim çok daha kolay. Sosyal medya var, sosyal mecralar var. Bir takım konuları organize etmek çok daha kolayken bile. Bugün hala bazı şeyleri, bazı itirazları yerine getiremiyoruz, yani sonuçlandıramıyoruz diyeyim. Yanlış bir telaffuzda bulunursam ne olur kusura bakmayın, heyecanlanıyorum burada hepinizle konuşurken. Şimdi bakıyorum mesela bugün sosyal medyada karşıma çıkan bir yazıda örneğin gördüm. Anayasaya aykırı olmasına rağmen bugüne kadar yapılan anayasaya aykırı durumları alt alta sıraladığımızda, hani bunları tek tek gördüğümüz için bazen ne kadar çok olduğunu idrak edemeyebiliyoruz. 13 maddelik bir listeye denk geldim. Çok kan dondurucu aslında. O günün koşullarında bugün yetkileri olan insanlar bile bazı itirazların altını dolduramıyorlar ve bu itirazları sonuçlandıramıyorlarken yani belki çok abartı olacak ama bu kadar insanüstü bir performansla, bu kadar olağanüstü bir disiplinle ve akışla bunları nasıl hayata geçirebilmiştir sorusu benim sürekli zihnimde okurken canlanıyor. Buna bir nasıl yorum getirilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Yanıt sorunuzun içinde efendim. Yani insanüstü. Evet, yani başka bir şey gelmiyor aklıma hani açıklama olarak ve ne bileyim hani insan olarak da bir takım somut elle tutulur bir şey hani duymak istersiniz ya, onun için sordum. Acaba benim aklımın ermediği ya da yorumlayamadığım başka bir şey var mıdır diye sormak istedim. Bir katkıda bulunmama izin verin bu sorunuza. Mustafa Çok mutlu Kemal olurum, Paşa'nın, memnun olurum. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün okuduğu evet. 5000'e yakın kitabın, bilinen o da 5000'e yakın kitabın evet. içinde bir şey yapılsa, hangi bölümler, hangi kitaplar, hangi türler okunmuş diye bakılsa, bunların %40'ından fazlasını tarih kitapları oluşturuyor. Bunların da önemli bir bölümü Türk tarihiyle ilgilidir. Yani Çanakkale Savaşı'nda gece çadırında gaz lambası ışığı altında Orkun anıtlarını okuyor, inceliyor. Şimdi, evet. Ve Türk'ün bir karakterini orada kendisiyle buluşturuyor. Ve özgürlük benim karakterimdir diyor. Evet. Özgürlük benim karakterimdir. Çünkü Türk'ün de karakteri aslında özgürlüktür. Evet. Ancak ne yazık ki biz tarihimizi, Türk tarihini çok iyi anlayamadığımız, inceleyemediğimiz ve bunu içselleştiremediğimiz için ve onu en iyi içselleştirenlerden birisi Atatürk olduğu için Atatürk'ün bu özelliğine biraz şaşırarak bakıyoruz. Ama şunu da söylüyor, asla bana bir özellik atfetmeyiniz, bir büyüklük atfetmeyiniz. Benim eğer bir özelliğim varsa o da Türk olmamdır diyor. Bunu da dikkate almak lazım. Şahsen çok fazla mütevazi bir evet. Aslında söylem. Çünkü gerçekten yani hakikaten bugünün koşullarıyla karşılaştırdığımızda mesela ilerleyen satırlarda bir şey var. Şu anda bulamıyorum pozisyon itibariyle. Bir takım şeyleri, aldıkları kararları bu sivil haliyle bütün dünyaya, dünya milletlerine duyurduk diyor. Yani hani böyle evet. bir özgüvenle ve hani nasıl bir teknolojiyle nasıl bir anda bunlar duyurulabiliyor? Yani ülkenin bir ucundan diğer ucuna bir organizasyon var. Bununla beraber bütün dünyaya ilan edilen bir takım kararlar ve duruşlar var. O günün koşullarında hani cep telefonu olmadığını, sosyal mecralar olmadığını düşününce hakikaten akıl tutulması. Yani gerçekten
saygı duymamak ve olağanüstü olduğunu düşünmemek çok mümkün değil gibi geliyor kendi adıma. Çok haklısınız. Onun için Atatürk. Evet. Birinci bir şey söylemek istiyorum. Ben de Vedat Bey müsaadenizle, sizin de dediğiniz gibi Atatürk 4000'in üzerinde kitap okumuştur ve Atatürk'ün rekoru 72 saattir bakın. 72 saat. Ve 48 saatlik hiç aralıksız kitap okuması çoktur. Yani ben hiçbir zaman hayatım boyunca kim olursa olsun hiç kimsenin arkasında ya da bir yani övme şeyim olmamıştır, olmaz da. Benim hobim, ben mühendisim ama hobim dünya tarihi ve Türkiye tarihi. Bakın şunu da söyleyeyim, altını çizeyim. Bir ülkenin tarihini okumanız yetmez. O sırada dünyada ne olduğunu da okumanız lazım. Dünyada ne olduğunu bilmezseniz ülkenizde de ne olduğunu bilmezsiniz. Doğru, çok haklısınız. Fakat Atatürk, demin söylediğiniz bir arkadaş daha söyledi. Bakın Atatürk Erzurum'a gittiği zaman yaverine ilk iş gidip çarşıdan defter aldırmıştır. Defter. Neden biliyor musunuz? Yapılacak harcamaları hesabını tutmak için. Hatta yaveri şöyle diyor. Ya diyor paşam diyor sana diyor. Kim hesap sorabilir diyor. Bunun diyor yarın bir gün bizden bunun hesabı sorulur diyor. Böyle bir disiplin var işte bakın. Böyle bir disiplin ve, var. Ve öngörü. Bugünkü ortamı görüyorsunuz. Bugünkü ortamı görüyorsunuz. Maalesef 5 tane daha kitap okumayan insanlar tarafından yönetiliyoruz. Bu cumhuriyet 100 yıl önce 4000'in üzerinde kitap okumuş bir insan tarafından kuruldu. Yani bakın şunun da altını çizip bitiriyorum Vedat Bey. O zaman biz demek ki gereğini yapmamışız. Bakın şunu hep hani o insanın yerine koyarak ben hep okudukça, tarihi okudukça, dünya tarihini de okudukça, bakın Atatürk'ü Venizelos Atatürk'e karşı savaşmış bir şeydir. Venizelos Atatürk için Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir. Venizelos Atatürk'ü. UNESCO da teklif edildiği zaman 1981 senesinin Atatürk dünyada Atatürk yılı olması, buna ilk defa İsveç şeyi karşı çıkmıştır ve sonradan adamcağız okuduktan sonra özür dilemiş ve UNESCO'da 1981 senesinin dünyada Atatürk yılı olmasını ilk şeyini konuşmasını o İsveçli diplomat yapmıştır. Teşekkürler, bu kadar. Evet Şahizer Hanım, biraz zamanımız daraldı hatta geçti. Son yapalım yorumlar. Evet, son okuduğunuz paragrafta son cümlesi şöyle: İlham ve güç, işte milletin ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam ettik diyor. Zehra Hanım şey sormuştu, sivil toplum desteği. Zaten kendisi vicdanen ya yani bunu yapan bir kişi, sivil toplumcu olarak Atatürk aynı zamanda sosyolog, psikolog dedik, bir sivil toplumcudur. Bunu belirtmek istedim sadece. Evet. Sağ olun. Evet. Diğer bir paragrafa geçiyorum. Yanlışlıkla el kaldırdım, kusura bakmayın. Yanlışlıkla oldu, kusura bakmayın. Önemli değil. Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararlarına geçiyoruz. Yine bir iki cümle okuyayım. Efendiler, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmalarının sonucu tespit ettiği tüzük ve bu tüzükteki hükümleri ilan eden bildiri maddelerinden ibarettir. Bu tüzük ve bildiri metni zaman ve ortamın gerektirdiği bazı önemsiz ve ikinci derecede düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse bir takım köklü ve geniş çaplı ilkeler ve kararlara varmış oluruz. Müsaade buyurursanız bu ilkelerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret olduğuna işaret edeyim. 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde
millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir diye 7 madde halinde Erzurum Kongresi'nin maddelerini okuyor ve daha sonra da bu kongre kararlarına imza koyan heyetin isimlerini belirtiyor Atatürk. Yorum yapmak isteyen katılımcılar işaret buyursunlar. Buyurunuz İlknur Hanım. Şöyle, bu maddelerin hemen altında bir cümle vardı. O cümleyi merak ettim açıkçası. İlk defa okuduğum için haliyle muhtemelen. Bu ilkeler ve bu kararlar çeşitli şekillerle yorumlanmışsa da gerçek niteliklerini hiç değiştirmeden uygulanma olanağı bulabilmiştir diyor. Burada tam olarak söylenmek istenen nedir? Ne şekilde yorumlanmıştı acaba diye merak ettim ben. Şimdi Erzurum Kongresi bütün ayrıntılarıyla incelendiğinde kongreye katılan bazı delegelerin Mustafa Kemal'in kongreyi sürdürürken bir takım saptamalarına karşı çıkmışlardır. Efendim, hatta şöyle bir dipçe vardır Erzurum kongreleriyle ilgili, kongresiyle ilgili. Erzurum Trabzon delegesi Mustafa Kemal Paşa'ya şunu söyler. Paşam, burada her şeyi konuşalım ama siyaset konuşmayalım der. Mustafa Kemal Paşa da efendim yaşamımızın her anı zaten siyasettir. Üstelik burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız der. Bakın bu derece karşı duruşlar vardır aslında kongreye çağrılan delegelerde bile. İşte Mustafa Kemal Paşa bunu belirtiyor. Yani bir takım yanlış yorumlar, karşı çıkışlar olsa da bunların değeri daha sonra anlaşılacaktır diyor. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kaldı. Evet, yorum yapmak isteyen katılımcı Sema Hanım, buyurunuz. Sema Hanım, işaret ettiniz sanırım. Sesim. Özür dilerim. Yine sesimi açmayı unuttum. bu bölümde kararların haricinde daha alt satırlara geçtiğimizde 7 Ağustos tarihine kadar 23 Temmuz'da başlayıp 7 Ağustos'ta tamamlanmış olan 13 günlük çalışmanın sonucunda temsiliye heyeti belirleniyor ve bunların adları ve kimlikleri de ifade edildikten sonra onun altındaki paragrafta da şöyle bir ifade dikkatimi çekti. Bu kişiler hiçbir zaman bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Çalışma imkanı bulamamışlar. Evet. Ve o yine isimlerle İzzet ve Servet bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beyler ve Sadullah Efendi hiç gelememişlerdir. Şimdi bu temsil heyetinde olup da gelmedikleri halde nasıl isimleri bu şeyde yer almış olabiliyor? Kararları imzalamış ve kongrede yer almışlarmış gibi. Bu benim dikkatimi çekti ve soru işareti oluşturdu bende. Daha sonra Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresi'ne katılmışlar ve ondan sonra biri Erzurum'a, öteki Erzincan'a dönerek bir daha aramıza katılmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresi'nde aramıza katılan Bekir Sami Bey İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'a gidinceye dek bizimle birlikte olmuşlardır. Evet. Yani sonuçta oradaki isimlerin tamamı yan yana gelmeden bu yürürlüğe konulan kararlar sonuçta hemen kararların bitimindeki ifadede de değiştirilmeksizin uygulanabilmiştir. Yani gerçekten hani akla zarar bir durum söz konusu. Hem içindeler hem içinde değiller. Temsilci heyetinden söz ediyorum.
bunların, bu kararların yürütülmesi ayrı bir şey. Yani o gün bir hep ifade edildi görüşmemizin başından itibaren. O günkü şartlar da düşünüldüğünde gerçekten fevkalade olağanüstü durumlar söz konusu. Bugünkü aklımızla dahi bunları kavramakta zorlanıyoruz. Ve tabii ki sonraki gelişmeleri de değerlendirdiğimizde gerçekten hani bizim nesilden kastım, yani günümüz Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yeterince bunu, bu konuları kavrayamamalarının sebebi okumamaları ve de üzerlerine kafa yormamalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Tabii bu katılmayanların arkasında bir takım nedenler var tabii elbette. Yani bugünkü bazı siyasi gelişmeleri de yorumladığımızda görüyoruz ki bir yerlere katılanlar bir yerlerden tehdit ediliyorlar. Yani o gün de bunlar var. Şimdi biraz sonra Ali Galip olayında da göreceğiz. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı durdurabilmek için kimisine altın veriyor, kimisini tehdit ediyor, toplantıya katılanları daha sonra arıyor. İşte öldürülürsünüz, ortadan kaldırılırsınız, sakın bir daha Mustafa Kemal'in yanına gitmeyin gibi sözler sarf ediliyor. Dolayısıyla katılanları da bu anlamda değerli bulmak lazım. Ama sizin de belirttiğiniz gibi katılanların bir kısmı daha sonra toplantılara katılmıyor. İşte bu belirttiğim hususlardan dolayı. Zaten İttihat Terakki döneminde bu olaylar oluyor ama yani Vahdettin'in işte padişah olduğu dönemde, ondan önce sıkı bir istibdat dönemi var Osmanlı'da hepimizin bildiği gibi. Kızıl Sultan lakaplı padişahın döneminde 33 yıl süren bir istibdat ve baskı dönemi var. İşte o baskı döneminde Anadolu'da, hatta Anadolu'nun dışında Osmanlı Devleti'ne bağlı topraklarda yaşayan insanlar o gözdağlarından, o tehditlerden elbette ki korkuyorlar. Sürgüne gönderilenler var, öldürülenler var, dağa kaçırılanlar var. Yani böyle bir korku iklimi içinde Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Hareketi'ne katılanları da elbette burada kutlamak gerekiyor. Evet. Başka yorumlamak isteyen var mı efendim? Gökhan Bey, buyurunuz. Bir şey söyleyeceğim. Sema Hanım'ın söylediğiyle ilgili olarak. Okumuyoruz dedi Sema Hanım. Ne kadar doğru? Çok doğru yani. O anlamda bakın, bir eğri paylaşırım gruptan. Bu benim kendi hazırladığım bir eğri. Burada Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi ve Hollanda'nın okuma yazma oranlarını karşılaştırdım. Bakın, Hollanda'da 1500 senesinde %18. %18 okuma yazma oranı var. Okuma yazma oranını bir yana bırakın. Adamlar 1500 senesinde okuma yazma oranını tespit etme ihtiyacı hissetmiş. Osmanlı ne zaman hissetmiş? 1897'de. Oran ne? %2,5. %2,5. Kadınlara gelince felaket bir durum. Ve gene gelin Hollanda'ya, 1750 senesinde adamlarda %85. 1750 senesinde %85. Cumhuriyetle beraber böyle bir ivme kazanıyoruz. Zaten hani, okunacak kitap yok Osmanlı döneminde. Gökhan Bey, kitap basılmıyor. Yani işte Voltaire'in bir sözü var. Voltaire diyor ki matbaa kabul bir günde diyor. Bir günde Paris'te basılan kitap sayısı Osmanlı'da bir senede basılan kitap sayısına eşittir. Hani şey diyorlar mesela, ya tabii ki konuyu dağıtmak istemem. Harf devrimiyle bir gecede cahil kaldık. Öyle büyük bir yalandır ki bu. Öyle bir, zaten cahildik. Ya %2,5, bundan daha kötü ne olabilir? Fakat bu yetmez. Bakın, Atatürk'le başlamamıştır harf değiştirme olayı.
Abdülmecit zamanında başlamıştır. İkinci Abdülhamit'in babasıdır. Aynı zamanda Vahdettin'in de tabii ki. Abdülmecit zamanında Azerbaycan'dan şey getirilmiştir ve dil bu insan, ismini hatırlamıyorum, çok değişik bir ismi var, Azeri, Latin alfabesinin getirilmesi tartışılmıştır. Tabii bir sürü şey gibi yapamamıştır, gerçekleştirememiştir. Abdülhamit de aynı şekilde uğraşmıştır, o da yapamamıştır. Ve bunu zaten ilk getiren Atatürk bile değil. Yani o kadar adamlar hakikaten cahiller ki bunu dahi farkında değiller. Teşekkürler. Bu grafiği paylaşacağım. Bakın bu grafik gerçekten çok önemli bir grafiktir. Burada göreceksiniz, muhteşemliği göreceksiniz. O cahil bırakılan halk Cumhuriyet'le beraber nasıl okuma yazma oranı artmış. Teşekkürler. Ya sağ olun. Şimdi yani Latin alfabesi denince bir konuyu benim eklemeden olmaz. Onu söylemek isterim. Yani birkaç dakikanızı alacağım. Şimdi efendim Latin alfabesi ilk kez milattan önce 7. yüzyılda İskit Türklerinin kolu olan ve bugünkü Yunanistan'ın ilk otokonları, ilk yerleşikleri olan Hellas Türkleri tarafından kullanılmıştır. Latin alfabesi Türklere ait bir alfabedir. Latin ırkına ait bir alfabe değildir. Bu Sokrates ve Herodot tarihinde de geçer. Yani Herodot tarihini okuduğunuzda Herodot'un da Latin alfabesinin Yunanlılardan, Helenlerden önce Yunanistan'da yerleşik bulunan Hellas Türkleri tarafından kullanıldığını ve batıya Hellas Türkleri tarafından yayıldığını Herodot tarihi de belirler. Bu konuda bir kaynak daha belirtmeliyim. Adile Ayda hanımefendi Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisidir ve Roma Büyükelçiliği yapmıştır. Roma Büyükelçisiyken Roma'da bulunan daha önce yerleşmiş yine Türklerin bir kolu olan bir boyun incelemesini yaparken onlarla birlikte Pelas Türklerine rastlamıştır ve Pelas Türklerini incelemiştir. Ve Adile Ayda'nın bu çalışması Fransa'da yapılan Dünya Türkoloji Kongresi tarafından da onaylanmış bir çalışmadır. Bugün Adile Ayda'nın bu çalışmasını ne yazık ki kitapçılarda zor bulursunuz. Ama not etmek isteyenler için söyleyeyim. Adile Ayda Türklerin ilk ataları. Adile Ayda Türklerin ilk ataları adlı kitabı eğer bulabilirseniz sahaflarda veya yayın evlerinin depolarında orada göreceksiniz ki Latin alfabesi Türkler tarafından bulunmuş ve ilk kullanılmış alfabedir. Bunun altını özenle çizmek isterim. Atatürk de Latin alfabesinin bir Türk alfabesi olduğunu elbette ki biliyordu. Yeşim Hanım, buyurun. Pardon, sizin vurguladığınız Pelakslar mı? Pelakslar efendim, evet. PL değil mi? Pelaks. Pelas. Paris, Lüleburgaz. Tamam. Edirne, evet. Onların Türk olduğunu nasıl ispatlayabiliyorlar onu anlamadım. Çünkü Pelakslar ve Lelekler Anadolu'nun yerli halkları. Hayır, Yunanlılarla değil ilişkili efendim. Değil. Pelasklar Yunanistan'ın ilk yerleşikleri. İskit Anadolu'dan Türkleri, gidiyorlar ama adalar üstünden, Limni üstünden Yunan anakarasına geçiyorlar. Hatta Pella kenti var. İskender'in babasının doğduğu kent. Onun üstünden de Arnavutluk üstünden sonra İtalya'ya geçiyorlar diye arkeoloji tarihinde geçiyor konu. İtalya'ya geçenler de var. Onlar İskit Türklerinin ayrı bir kolu. Hayır, Türk Pelaksların Türk olduğunu ben nerede hiç rastlamadım. Yayınlarda da onun için sordum.
Çok yayın var efendim. Telaşlar Türkler. Anadolu'nun yerli halkı olduğuyla ilgili çok yayın var. Ama Türk olduklarıyla ilgili ona bir bakacağım ben. Teşekkür ederim. Anadolu'nun ilk yerleşikleri de Türklerdir efendim. Anadolu'nun ilk yerleşikleri Türklerdir. Cumhuriyet devrinden sonra, yani buzul çağından hemen sonra, bu milattan önce 16. yüzyıla gider. Hemen sonra ekvatora yakın bölgelerdeki buzullar daha çabuk eridiği için Asya'nın kuzeyinde bulunan İskit Türkleri bir yürüyüşe geçmişlerdir ve bu yürüyüş Anadolu'ya, Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru da olmuştur. Aynı zamanda Anadolu'ya gelenlerden daha sonra Trakya üzerinden Yunanistan ve İtalya, oradan İspanya'ya gidenler de olmuşlardır. Örneğin Kars'a gelen İskit Türklerinin kolu Karsak koludur. Kirzoğlu, tarihçi Profesör Kirzoğlu geniş bir çalışma yapmıştır rahmetli ve bu çalışmasını da akademik bir çalışmadır. Yine temin edebilirsiniz. Kars Tarihi adlı eserinde Fahrettin Kirzoğlu Kars'ın Karsak Türklerinden geldiğini, Kars adının, ve milattan önce 14. yüzyıla kadar uzanmakta olduğunu söyler. Ayrıca Kazım Mirşan Beyefendi yaptığı çalışmalarda Erzurum'daki Karayazı'daki Cunni Mağarası'nda milattan önce 14. yüzyıla ait olduğunu belirlediği Türk yazıtlarını bulmuştur. O nedenle bütün bu belgeler, bütün bu çalışmalar bize gösteriyor ki Anadolu daha sonra Türkleşmemiştir. Anadolu'nun ilk yerleşikleri Türklerdir. Ancak daha sonra başka uluslarda elbette ki Anadolu'ya gelip yerleşmiş olabilirler. Vallahi ben bilemiyorum ama ben mimarım, doktoralıyım ve de arkeoloji ikinci yan dal gibi çok ilgili olduğum bir konu. Arkeolojiyle ilgili pek çok yayında Pelakslar ve Leleklerin Anadolu'daki halklar olduğunu biliyorum. Anadolu'nun 17 tane kayıp dili olduğunu biliyorum. Bu milattan önce tabii Luvice, Likçe, Litçe, pek çok kayıp dil var. Bununla ilgili bir sergi vardı Kadir Has Üniversitesi'nde. Yani Yunanca'nın nasıl geldiği, nasıl Yunanca'nın Anadolu'da kullanıldığıyla ilgili de 8 senedir Yunanca öğreniyorum ve bu konuyla da çok ilgiliyim. Yani şaşırttı beni. Pelaksları biliyorum. Pelakslar hakkında okudum, duydum ama Türk olduklarının... Evet, Anadolu'da da var Yeşim Hanım. Yani vardır, mutlak vardır ama yani kaynaşmayı da unutmamak lazım. Anadolu bir mozaik. Hatta mozaikten ötürü bir alaşım. İç içe geçmişlik çok fazla Anadolu'da. Yani böyle cımbızla çekerek değil. Yani Türk diye bilmiyorum, ben öyle bakmıyorum şu an. Yok efendim, cımbızla işte Atatürk. Bunları Pelaksları kabul ediyorum ama Pelaksları... Adile Aydan'ın, yani ben sözü çok fazla uzatmayayım çünkü iki tane daha... Evet, konuyu dağıtıyoruz. Ama Adile Aydan'ın Türklerin İlk Adaları adlı çalışmasını edinebilirseniz, orada Herodot tarihini de göreceksiniz. Ayrıca Herodot tarihini de incelerseniz, ki Adile Ayda İngiltere kütüphanelerinden aldığı kaynaklarla da bunu doğrulamıştır. Yunanistan'ın ilk yerleşikleri İskit Türklerinin bir kolu olan Pelak Türkleri. Evet. Pelakslar, evet, Anadolu'nun yerli halkı. Evet. Lelekler gibi. Bir diğer bölümümüze geçiyoruz. Sivas Kongresi'nin uğraştığı işler. Hemen başlangıç paragrafını okuyayım. Sivas Kongresi'nin gündemini Erzurum Kongresi'nin tüzük ve bildiri metinleriyle bizden önce Sivas'a gelmiş olan 25 kadar üyenin hazırladığı bir muhtıra oluşturacaktı. Diyor ve bununla ilgili değiştirilen bazı noktaları Atatürk işaret ediyor. Bir, derneğin adı Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti idi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oldu Sivas kararları. İki, heyeti temsiliye
bütün Doğu Anadolu'yu temsil eder yerine heyeti temsiliye bütün vatanı temsil eder dendi. Mevcut üyelere 6 kişi daha eklendi. 3. Her türlü işgal ve müdahaleyi Rumluk ve Ermenilik kurma gayesine bağlı sayacağımızdan topyekün savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir. Yerine her türlü işgal ve müdahalenin özellikle Rumluk ve Ermenilik kurma gayesine yönelmiş faaliyetin reddi konularında topyekün savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir denildi, diyor Atatürk. Yorumcular buyursunlar efendim. Buyurun Şahser Hanım. Sesiniz gelmiyor Şahser Hanım. Özür dilerim. Bu kongrenin bence teması yabancı devletlerin baskısı karşısında eğer Osmanlı konularla ilgilenmezse alınacak idari, siyasi, askeri önlemlerin belirlenmesi diye ben bu ana fikri çıkarabilirim. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Doğru düşünüyorsunuz. Artık Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması için yapılan en kapsamlı ve son kongredir. Bundan sonrası artık bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar gitmiştir. Evet. Başka efendim? Gökhan Hanım, Gökhan Bey buyurun. Ya Amasya Genelgesi dediğimiz zaman zaten Amasya Genelgesi ilk çıkış noktası hemen yani 7. ayda olan ve ondan sonra Erzurum Kongresi zaten sadece Doğu illeri için yapılmıştır. Asıl kongre Sivas Kongresi'dir. Sivas Kongresi'ne daha Erzurum Kongresi yapılmadan delegeler davet edilmiştir. Erzurum Kongresi Doğu illeri için yapılmıştır sadece. Dolayısıyla Sivas Kongresi zaten asıl kongredir. Yani insanların gelmesi beklenilen ve Sivas Kongresi işte Nevzat Vedat Bey de okuyacak herhalde. Çok acıdır ki hiç kimsenin tam bağımsızlık düşünmediği bir kongredir. Yani çok acı bir şekilde herkes bir manda peşinde ve işte çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri mandası yani Amerika özellikle demiyorum çünkü aslında bu çok büyük yapılan bir yanlış. Amerika diye bir ülke yoktur aslında ama maalesef Amerika diye kullanıyoruz çünkü Amerika kıtanın ismidir. Amerika Birleşik Devletleri orası. Yani bu aslında Amerika Birleşik Devletleri diye dahi bir isim olmaması lazım ama maalesef o da var ama çok daha büyük bir yanlış Amerika'dır. Amerika Birleşik Devletleri dememiz lazım ya da ABD dememiz lazım. Teşekkürler. Sağ olun. Zehra Hanım buyurun. Başkanım görüntüyü şöyle göstermek istiyorum ben. Görünüyor mu? Şu anda görünmüyor bir şey ama. Bir dakika. Niye görünmüyor? Kitabı aslında göstermek istemiştim. Zaten sizin hani görüntünüz, kameranız açık değil de o yüzden. Açtım aslında ama. Şu an bir saniye. Şu anda kapattım. Ben açmaya çalışayım bakayım. Sizden kameranızı açma isteği istedim. Onaylarsanız belki. Gözüküyor mu? Paylaşma hakkı var mı Zehra Hanım? Verdiniz mi onu Emel Hanım? Zaten kamerası kapalı olduğu için gösteremiyor. Evet, siz ilk bağlanırken evet kamerayı muhtemelen onaylamadınız. O yüzden şu an sadece sesiniz var.
Olabilir, olabilir. Neyse ben Adli Aydan'ın kitabının görüntüsünü paylaşmak istemiştim ki merak eden arkadaşlarımız vardı bu pelakslarla ilgili. Kaynak açısından bulabilmeleri açısından yardımcı olayım istedim. Fakat bu arada internet de çok kötü ve size ulaşmakta da biraz gecikmeli oluyor. Başka bir konuya geçildim. Yapamadım. Neyse önemli değil. Gökhan Bey paylaştı. Çok teşekkür ederiz grupta. WhatsApp grubunda linkini paylaştı. Ha paylaşabilirim. Evet orada paylaştı Gökhan Bey. İsterseniz siz de orada tekrar paylaşabilirsiniz. Paylaşayım. Tamam öyle yapayım ben. Tamam. Ha, geldi şu an görüntünüz bu arada. Bir arada geldi gitti. Biraz... Yani kayboluyor. O internette var herhalde. Kaldırmıyor görüntüyü muhtemelen. Evet, ben herhalde. WhatsApp grubunda paylaşabilirim. Pelaslarla ilgili. Ayrıca tekrar geriye dönmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Vaktinizi almak istemiyorum bu konuda ama Sayın Başkanımın söylediklerine desteklerinde bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu özellikle İskitlerin yolculukları esnasında Anadolu'ya ilk gelişleri, Türklerin ilk gelişleriyle alakalı. Yani 1071'de Müslüman Türkler Anadolu'ya girmişti ama Anadolu'da zaten Türkler vardır. Hatta siz İzmir'den katılıyorsunuz. İzmir bölgesinde kurulmuş olan devletin Amazonlar olduğu ve İzmirina'da aslında bir İzmir kraliçesinin yani Amazon'un kraliçesinin ismi İzmirina olduğunda belirtmek isterim burada. Arkadaşımıza belki katkısı olur. Konuyu çok fazla dağıtmadan çok özet geçtim ama ben WhatsApp grubunda da paylaşacağım izin verirseniz. Onlar bilinen şeyler. Onları biliyoruz. Sadece pelakslarla İskitlerin bağlantısı ve pelaksların Türk olduğu vurgusu beni şaşırttı. Bu kitap... Amazonların İzmir tarihi ilişkisini biliyorum ben de. Tamam. Yani bu Türklerin ilk ataları olan Adli Aydan'ın kitabını bulabilirseniz aslında size de iyi bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ama ben. Tek referansla hareket edilmez biliyorsunuz bilimsel araştırma. Başka kaynaklar da var. Oradan bakarsınız. Şey yapalım. Zehra Hanım bu konuda hani o bildiğiniz kaynakları gruptan paylaşırsanız hepimiz şey yapalım, yararlanalım. Herodot elbette. Tarihinde söylemiştim. Evet. Evet. Başkanım bunu söylemek için aradım ama bu arada tabii internette bir sıkıntı olduğu için gecikmeli oldu. Kusura bakmayın konuyu, olun, başka bir konuya dalmıştınız. Özür diliyorum size. Evet şimdi Sivas Kongresi ile ilgili Atatürk şöyle bir not düşüyor. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan konu oldukça tartışmalı geçti. Madde şuydu. Osmanlı hükümetinin yabancı devletlerin baskısı karşısında buraları yani doğu illerini bırakmak ve ilgilenmemek zorunda kaldığı anlaşılırsa alınacak idari, siyasi, askeri tedbirlerin tayin ve tespiti yani geçici bir idare kurma konusu. Sivas Kongresi tüzüğünün bu maddesindeki buraları yerine yurdumuzun herhangi bir parçasını bırakmak ve ilgilenmemek şeklinde daha geniş ve genel bir kayıt kondu. Şimdi aslında bu maddenin esasını şu oluşturuyor. Mondros Mütarekesi'nde bir madde vardı. O madde Doğu illerinde İtilaf devletlerinin gerekli gördüğü durumlarda kurabilecekleri devletlerle ilgiliydi. Bunlardan birisi Doğu illerinde bir Ermeni devleti, Güneydoğu Anadolu'da ve Irak bölgesinde de bir Kürt devleti. Mondros Mütarekesi'nde bu iki madde özellikle çok can yakıcı bir madde olduğu için hem Sivas Kongresi'nde hem de Erzurum Kongresi'nde bu konu özellikle tartışma konusu yapılıyor. Ancak daha sonra bunu bütün yurtla birleştiriliyor ve Mondros Mütarekesi'ndeki bu maddeler de doğal olarak kabul edilmemiş sayılıyor. Bunu belirtmek isterim. Yorum var mı efendim? Peki. O zaman bu akşamki son... Pardon bir şey söyleyeceğim. Buyurun damat efendim. Ferit Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni engellemek için Kürtleri
ayaklandırmaya çalışmıştır ve bunun için bildiğim kadarıyla 13. 15. kolordular bunu engellemişlerdir. Bunu da evet. Çok haklısınız. Sağ olun. Şimdi bu akşamki son paragrafımız Ali Galip olayı. Hemen yine başlangıcında bir bölüm okuyayım, sonra yorumcu katılımcılara bırakayım. Şimdi efendiler, milli mücadele tarihimizin önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üzerinde biraz açıklamalı bilgi vereyim. Efendiler, daha Temmuz başında Erzurum'da bulunduğum sıralarda Celadet ve Kamuran Ali adlarında iki şahıs yabancılar tarafından bol para ile İstanbul'dan Kürdistan'a gönderileceği, bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendirildikleri, biraz önce Gökhan Bey'in söylediği konu, bir iki gün içinde hareket etmiş ve edecek oldukları haberi alındı. Bu haber üzerine bunların dağdaya meydan verilmeden gözetlenerek yakalanmaları gereği 3 Temmuz tarihinde Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanı'na, ayrıca Kurmay Başkanı Halit Bey'e ve Canik Mutasarrıfı'na bildirdim. Evet, bu konu hakkında, bu paragraf hakkında yorum yapacak yorumcular işaret buyursunlar. Ali Galip olayı, çok önemli bir olay. Meltem Hanım, buyurun. Aslında ilk ben kendim okuduğumda çok daha farklı anlamıştım ama şimdi siz okuyunca daha farklı algıladım. Son anladığım şey şu: Mustafa Kemal bu tarz, yani bu şekilde bir bilgiyi alınca aynı zamanda Anadolu'da ilgili yerlere de bildirip gerekli önlemlerin alınması ile ilgili bir çalışmalar yaptığını anladım ben buradan. Normalde bunu, yani tabii ki saraydan beklenmiyor, İstanbul'dan, İstanbul hükümetinden, ama yani bir yandan da bunlarla ilgili de bir çalışmaların içinde. Evet, şöyle diyelim. İstanbul'da ki çalışmalarını tamamlamak üzereyken Mustafa Kemal Paşa kendisini Anadolu'ya görevlendirme buyruğuna iki madde ekletiyor. Geçen bölümde bunu görmüştük. Yani birincisi, bu bölgedeki bütün silahlı kuvvetlerin komutanları benden buyruk alacak, bana bağlı olacak. İki, bütün valiler, kaymakamlar ve mutasarrıflar da aynı şekilde benden buyruk alacaklardır diye iki madde ekletiyor. İşte bu iki maddeden dolayıdır ki Mustafa Kemal Paşa üzerine aldığı yetkilerle bu konuyu hem Canik Mutasarrıfı'na hem de Diyarbakır'daki 13. Kolordu ile onun kurmay başkanına buyruk veriyor. Yani Celadet ve Kamuran Ali Beylerin yakalanması konusunda buyruklandırıyor. Kim bu Celadet ve Kamuran Beyler? Bunlar bu bölgedeki Bedirhan aşiretine mensup kişiler. Şunu hemen yorumcuların yorumlarını sürdüreceğim ama belirtmeliyim ki ne yazık ki bu Bedirhan aşireti ilginç bir aşiret olarak Batı yayılmacıları ile Batı emperyalistleri ile günümüzde de ilişkiler kuran bir aşiret olarak görülmektedir. Cüneyt Zapsu dediğim zaman anlayacaksınız kimi kastettiğimi. Cüneyt Zapsu da bu aşirettendir. Yani ilginçtir. Zamanında Türkiye'de bir başbakan adayını da, bir parti genel başkanını da, daha henüz başbakan olmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüp Beyaz Saray'la tanıştıran, Beyaz Saray'daki ilişkilerini tanzim eden kişi Cüneyt Zapsu'dur. Bu da Bedirhan aşiretindendir. İşte bu Celadet ve Kamuran Ali Beyler de Bedirhan aşiretindelerdir ve yine yabancılardan aldıkları para ile
ve İstanbul Hükümeti'nin, damat Ferit Paşa'nın yaptığı görevlendirme ile ve o zaman Elazığ'da bulunan Ali Galip'le, Vali Ali Galip'le irtibat kurarak Mustafa Kemal Paşa'yı yakalayıp öldürmek veya yakalayıp tutsak etmek ve İstanbul'a götürmek üzere görev almışlardı. Ayrıca bu olayın içinde bir de Noel adlı bir İngiliz binbaşısı vardır. O İngiliz binbaşı da Erzurum'daki Kolordu Komutanı'nın bildirdiğine göre, Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdiğine göre Kazım Karabekir'in Güneydoğu Anadolu bölgesindeki nüfus kayıtlarını incelemek üzere İstanbul hükümetinden izin almış bir binbaşı olarak görünürde bulunmaktadır. Ancak bu Kamuran Ali ve Celadet Beylerle Malatya mutasarrıfıyla birlikte ve Elazığ'daki Vali Ali Galip'le birlikte Sivas'taki Mustafa Kemal Paşa'yı yakalamak, İstanbul'a götürmek olmuyorsa öldürmek görevini almışlardır. Konu bunun üzerindedir. Çok ayrıntılı başka bilgiler ve başka tanıkların bu konuda çalışmaları da vardır ve çok değerlidir. Kılıç Ali'nin anılarını eğer okuma fırsatı bulmuş olan katılımcılarımız varsa Kılıç Ali de bu konuda ayrıntılı bilgiler vermektedir bize. Bu bölümle ilgili yorum yapmak isteyen katılımcılarımız var mıdır? Peki, sağ olunuz. Ben gerekli açıklamaları yaptım. Sayın yönetici Emel Hanım. Evet, Vedat Bey, ben hani kısaca bir şey söylemek istiyorum. Hani aslında bu Ali Galip olayıyla ilgili bir yandan da Ferit Paşa hükümetinin yapmaya çalıştığı şeyin de aleni olması açısından bir yandan da faydası olmuştur belki de bu hani birlik beraberlik ruhunun daha güçlenmesi adına diye düşündüm. Hani çok büyük bir tehdit oluşturdu ama bir yandan da o niyetleri açığa çıktı gibi de düşünüp Atatürk'ün de bunu kullandığını düşünüyorum yani. Öyle hissettim şeyde okurken. Zaten bu konudaki niyetleri çok açıktır. Ayrıca bir katılımcı Atatürk bu çalışmaların harcamalarını, giderlerini nasıl karşılıyordu diye program başında bir soru yöneltmişti. Yeri geldikten Ali Galip olayıyla ilgili hemen onu da belirtelim. Kılıç Ali Mustafa Kemal Paşa'nın buyruğuyla Ali Galip'i yakalamak üzere Elazığ ve Malatya bölgesine görevlendirdiğinde Kılıç Ali Malatya Mutasarrıfı'nın bulunduğu yere gider. Malatya Mutasarrıfı tek başına perişan haldedir ve ağlamaktadır. Masanın üzerinde de 5000 altın bulunmaktadır. Bunlar ne diye sorduğunda Malatya Mutasarrıfı beni zorladılar, beni tehdit ettiler. Ancak sizin buraya geldiğinizi duyunca korkup atlarına binip kaçtılar. Bu İstanbul hükümeti tarafından bana gönderilmiş olan ve Ali Galip'e Mustafa Kemal'i tutsak etmesi için verilen 5000 altını da alamadan korkarak kaçtılar ve Adıyaman'a doğru hareket ettiler der. Kılıç Ali de o 5000 altını alır ve Sivas'a Mustafa Kemal Paşa'ya götürür. İşte bu da Kurtuluş Savaşı'nın finanse edilmesine yardım sağlayan kaynaklardan bir tanesi. Evet, ayaklarını dolanmış yani sonuçta. Teşekkürler. Yapmak istedikleri şey. Ben sormuştum Vedat Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, güzel bir evet. Lütuf okumamız burada biraz da gecikmeli oldu ama sonlanıyor. Ben katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 14 gün sonra teşekkür ederiz. Sonra buluşarak yeni bir bölümü daha inceleyeceğiz. Söz ve komuta Emel Hanım'da, buyurunuz efendim.
Valla çok teşekkür ederiz Vedat Bey. Hani güzel arkadaşların katılımları, sizin de ayrıntılı açıklamalarınızla çok hani oturuyor. Daha böyle idrak ediyoruz, anlıyoruz süreci diye düşünüyorum. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum, katılımcılara. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma oluyor hepinizin sayesinde. Sema Hanımcığım, siz bir şey söylemek ister misiniz? Bu arada sanıyorum mikrofonlar hepsi birden açıldığı için mi oldu? Ben bu arada kapatayım. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Vedat Başkanım, çok doyurucu bilgiler alıyoruz. Ve sorduğumuz her şeye de hemen anında karşılık ve hatta kaynak göstererek bize cevaplandırmış olmanız, açıkçası şahsım adına konuşmak istiyorum. Çok mutlu oluyorum. Gerekli notları da alıyorum. İleriye dönük olarak okumalarımı yapmak üzere. Ama kaçırdığım bir şey olursa da yeniden sizlere sormak isterim. Şahsınızda tüm arkadaşlara ve size çok teşekkür ediyorum. Herkese aslında iyi akşamlar. Farklı kaynaklardan da belki bazı bilgileri muhtemelen okuyup değerlendirmek gerekiyor. O anlamda da belki katkı olacak. Ayrıca hani tüm arkadaşlara söylüyorum, hani ilave önerilen kaynaklar olursa WhatsApp grubumuzdan da paylaşabilirsiniz. Herkese katkı olur. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.